Fil C5 hamlesine dikkat edelim arkadaşlar. Fil C5 D4 sürüşünü tamamen engelliyor. Beyazlar D4 sürerek atını koruyamıyor. Burada beyazların yapacağı hamlelerden bir tanesi C3. 3 hamlesi de dedersiniz ki bir tempo hamlesi değil. Ama B3'ün daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Eğer burada rok yaparsa, evet gelişim yaptı, rok yaptı. Ama arkadaşlar vezir D6 hamlesiyle ata bir kere daha bastı. Dikkat edin, siyahlar hem gelişim yapıyor hem de rakipten bir şey istiyor. İşte enerjik oynaması gerekiyor derken bundan bahsediyoruz. Gelişim ve tempo. Bunu yapacak ki gelişim üstünlüğünü devam ettirecek. Eğer böyle tempo yapmazsa verdiği D5 piyonu boş yere vermiş olur. Bunun siyahlar için kötü olur. Şimdi at D4'e kaçarsa arkadaşlar hem gelişim yaptık hem taşı aldık ve kalenin yolu da açıldı. Zaman kaybetmeden kaleye oyuna gireceğiz. Fil aldığı zaman burada artık siyahların oyuna daha iyi başladığını söyleyebiliriz. Vezir kanadındaki taşlar gelişmedi ve piyon sürülmedi. Siyahlarınsa neredeyse bütün taşları gelişti.